Şu hayvan pisliklerini de atalım şöyle. Aynen. Geldiler ya bak, orayı biçtiler, süper oldu bak. Bevzi Çakmak'ta gizli bir çöplük keşfedildi arkadaşlar, aynen. Gizli altın madenleri, şunlar bunlar keşfediliyor. Burada da aynen aynen çöp de. Vallahi bir de şuraya bak. Ya. Baksana çocuk pislikleri hepsi. Buralara gelmekle. Var var. Orman mühendisi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Tanıdım. Tanımam mı ya? Tanımam mı ya? Ne var? Nasılsın? Yorcular. Valla bilmem mi ya? Evden. Sağ olun. Aklımızın anlatmamızın sebebi genelde başkanla beraber yolcu ettik. Doğru. Oranın tabii ki elektrik suyu da ziyade oraya imara açılması gerektiğini düşünecektir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben 32 senedir bu mahallede oturuyorum. Bu mahallenin altyapıları yapılırken, yani kanalizasyon ve su şebekesi. Temiz Yunus Emre, Temiz Çevre kampanyasında bu hafta Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, muhtarlarımız, gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla birlikte tam 3 saattir büyük bir çevre temizliği yaptık. 4 tondan fazla çöp topladık. Ama amacımız çöp toplamaktan çok çöp atmama bilincini vermek. Buradan tüm Fevzi Çakmak'taki yurttaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen sokaklarına, caddelerine, evlerinin önüne, tarlalarına sahip çıksınlar. Oralara çöp atmasınlar. Çöp toplamayı bizler halkımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bunda tek bir amacımız var. Halkımıza çevre, temiz çevre bilinci vermek ve gün geçtikçe de bu kampanya etkisini sürdürüyor. Olumlu dönütler alıyoruz. Türkiye'de örnek bir kampanyaya imza atmanın halkımızla birlikte, muhtarlarımızla, başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, çalışanlarımızla, gönüllerimizle, partilerimizle gururunu yaşıyoruz. Salı günü Ankara'ya gittik. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na dosyalarımızı sunduk. Sonuna kadar desteklediklerini açıkladılar. Daha sonra sırasıyla AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Mücahit Arınç'a gittik, Murat Baybatur'a gittik ve Tamer Akkal'a gittik. Üç milletvekilimiz de, üç AK Partili arkadaşımız da bizi en iyi şekilde karşıladılar. Dosyalarımızı sunduk. Benden çok da Kemal Bey sizin derdinizi çok çok iyi anlattı. Muhtarımızın da selamlarını söyledik ve biz bu dosyalarımızı Kemal Bey'in halkın temsilcisi olarak onun da bilgisi ve huzurunda bütün iletmemiz gereken yerlere ilettik.